arkadaşlar durmayın, devam edin. 12 km/h. Çalmadık kapı, bırakmayacağız. Gerçekten de bu önemli şu anda. Çünkü dezenformasyonun had safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz. 2002 öncesi Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Kürtçeyi bırakın okullarda öğretilmesini, sokakta Kürtçe konuşan kişiye potansiyel bir düşman gözüyle bakıldığı bir Türkiye yaşadık biz. Bakın AK Parti iktidarı döneminde okullarda seçimli Kürtçe dersi koyduk, değil mi? Bu bir. Özel Kürtçe kurslarının açılmasının önünü açtık. İki. Üç. Özel okullarda seçimli Kürtçe dersinin önünü açtık. Demli milletvekilleri soruyor. Diyor ki açtınız ama seçilmiyor. Niye diyor, devlet baskı yapıyor seçmeyin diye. Kürtçe kurslarına, Kürtçe seçimlik derslerin açılmasına engel olan bir tane yapı var demek ki. O da kendileri. Engel oluyorlar, bu derslerin açılmasına müsaade etmiyorlar. Açtığımız özel öğretim kursları öğrencisizlikten kapanmak üzere. Sebep? Sebep bunlar. Devletin yaptığı şeyler, devletin yaptığı uygulamaların, mesele Kürtlerin lehine ya da aleyhine olmaması değil. Mesele Kürtlerin hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sempati duymasını engellemek. Başka bir kaygıları, başka bir çabaları yok. Ben merak ediyorum, bunlardan kaç tanesinin toplumsal yaşantısı, hayatı, Kürtlerin toplumsal hayatıyla ve siyasal düşünceleriyle örtüşüyor. Kendi marjinal sol düşüncelerini Kürtlerin haklarını savunuyoruz perdesiyle örterek yapıyorlar. Aslında kendi ideolojik perspektiflerini uluslararası arenada başka tür yapılarla, Türkiye'ye düşman olacak başka tür yapılarla entegre etmek için sizleri samimi, Müslüman, kardeşlik hukukuna riayet eden Kürtleri kullanarak siyaset yapıyorlar. Yaptıkları şey alenen ve açıkça budur. Üzerinde yaşadığımız coğrafya 72,5 millet, hani amiyane tabiri 72,5 milletin kardeşçe yaşadığı bir coğrafyaydı. Ne zamana kadar? İttihatçılar bu ülkede egemen oluncaya kadar. Benim hayatımdaki en trajik olaylardan bir tanesi Aybüke öğretmenimizin ve Necmettin öğretmenimizin, ki onlarla beraber yine PKK'nın kaçırdığı öğretmenlerimiz vardı o dönemde. Onlarla ilgili yaşadığımız süreç. Peki Kürtlerin eğitim almasını, yazılımcılar, tıp doktorlarının yetişmesini istiyorsanız, bu okullara gönderdiğimiz öğretmenlere, buralarda yaptığımız okullara gözünüz gibi bakmanız gerekmez mi? Buralardaki öğretmen arkadaşlarımızı sıkıntıyla karşı karşıya bırakıp, yaşam tehdidiyle karşı karşıya bırakarak,
Çukur olaylarında yaşadığımız gibi okullarımızı yakarak, okullarımızı yıkarak Kürt çocuklarına fayda verdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bir taraftan okullarımızı yakın, öğretmenlerimizi kaçırın, öldürün. Öbür taraftan da deyin ki Kürt çocukları eğitim alamıyorlar. Arkadaşlar bu doğru bir politika mıdır? Tutarlı bir politika mıdır? Bunu yapan insanların, Kürtlerin haklarını, Kürt çocukların geleceğini düşündüğünü söylemek akıl kârı bir iş değil. Bırakın devlet hizmet etmeye devam etsin. 2002 yılında Batman'da 2387 tane dersliğimiz varmış. Şu an kaç dersliğimiz var biliyor musunuz? 7278. Yani 80 yılda yapılan derslik sayısını iki katı demiyorum, üç katına çıkarmışız. 2002 yılında yani AK Parti iktidara geldiğinde Batman'da 3482 tane öğretmenimiz varmış. Şu an kaç öğretmenimiz var? 10355. O zaman 373 okulumuz varmış, şu an 793 tane okulumuz var. Sizin anladığınız laiklik şu, 1940'lı yıllar hatırlayıp camilerin kapısına gidip durmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey hali değil. Ben laiklikte bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar, dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye özgü kendi icat ettiğin bir laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Çocuklar arkada kalabilir. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Efendim şöyle buyurun bir fotoğraf alabilirsek. Teşekkürler efendim. Biraz ince bir... Ses bundan mı gidiyor? Ses buradan geliyor. Efendim buradayız. Mehmet abi. Sayın efendim bir de sözümüz var. Müsaadeniz ifade etmek istedim. İbrahim abi. Gelsinler diye. Diyoruz ki eğer bu at başından 3 tane biriktirebilirseniz o defa resmi üyelik başvurusu yapabiliyoruz bu sayıda.